Hepinize selam dostlar, ben Tao. Bugün top lane'de Fiora oynayacağız. Fiora nasıl oynanır? Ulti bir saniyede nasıl patlatabilirsiniz? Kombaları nasıl yapılır? Hepsini tek tek anlatacağım. Karşımızda Mordekaiser var. Zümrütello'dayız. Girdimrün ve Şazlirmin'i sağ tarafta görebilirsiniz. Böyle gözlüğümü de takayım, tryhard moda geçelim. Halet'in yanına teleport aldım. Bu ikisi de gerçekten çok önemli. Rünlerden yenilmez aldık, tarif aldık. Ayrı kittirmemizi yapacağız. Aynı zamanda aşırı büyümem var. Buradan da tank olacağım. Aşırı eğleneceksiniz. Şöyle bir çalıya bakalım. İlk sol tıkla giriyorum çalıya. İlk sol tık. Bunu yaparsan adamı gördüğün anda saldırırsın. Şimdiden yemek yiyenlere de afiyet olsun. Cheese taktiğini artık burada atıyorum ya da şu çalıda atıyorum. Mesela adam geldi diyelim, arkasından ilerleyeceğiz. Bak yavaş yavaş geliyor. Geldi. Koşmaya başladık. Minyonlara Q atacak. Burada da bir güzel dayak yiyecek benden. Minyonlar Morde'den daha fazla dövdü diyebilir miyiz? Son vuruşlarımızı atmaya devam edelim. Lane'imize doğru gelsin. Bir güzel Morde'yi keselim. Oo, onu bir değdirebilsem böyle stun'ı yiyecek. Mantığını algıladınız değil mi? Fiora'nın yeteneklerini bilmiyorsanız pasif sayesinde rakiplerin üzerinde böyle işaretler çıkıyor. Bunu kırdığınızda hareket hızı. Üzerine rakibe gerçek hasar veriyorsun. İyileştiriyor seni. Çeker mi diye bekledim. W atacaktım. Çekmiyor. Of ya, yine yapamadım. Maalesef ölmek zorundaydım. Yoksa kartuşu az gidecekti. Teleportumuzu atalım. Oyuna kötü başladığımızı düşünebilirsiniz ama koridor bizde. Koridor bizde olduğuna göre de Morde'yi bir güzel keseceğim. Flash attı mı? Sanırsam atmadı. Bir üzerine oynayalım. Oğlum siz niye bana saldırıyorsunuz minyonlar ya? Baksana tiplere, baksanıza. İşin garibi Morde de kayboldu. Sadece farmlayalım hadi. 31 milyon 19 milyon üstünlüğü aldık. Sağolsun Mordekaiser ilerledi. Şöyle bir üzerine gidelim. Parçayı kırdırmamak için ne uğraştı ya. Çok fazla minyon biriktirdim. Bir tane kule altına alacağım. Aslında yolda Morde'yi oynasak çok güzel olurdu da yetişemeyeceğiz. Kulesine vuralım. Tamamdır, burayı uzatmayalım, hızlıdan base'imizi atalım. İlk eşya olarak karabaltı alacağız. Kartuş muhtemelen şunları alıyor ya da bunu alıyor. Öl be kanka artık. Şunu unutmayın, ultinizin içinde. Bir dakika, W'ye odaklanmam lazım. Ulti atabilir bana. Güzel. Ne diyordum en son? W'nuzla Morde'nin ultisini counterlayabiliyorsunuz. Çok odaklandım ama adam garip bir zamanda attı. Kötü başladığımız oyunda çok güzel devam ediyoruz. Oo, Zed kardeşim geliyor. Sırf şuraya yürüdüğü için base atmak zorunda kaldım. Umarım lane'imize doğru gelir. Kara baltanın alt eşyalarını aldım. Şimdiden videoya like atmayı unutmayın. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Size şöyle bir kalp. Süpersiniz efendim. Ben bir daha buraya gidip totem atacağım. Bence kartuş bunu isteyecektir. Zed de kayıplardan. Hop aldım. Onu da keseceğim. Üzgünüm. Bir base atmam gerekiyor. Aslında bu lane yavaş yavaş bize geliyor değil mi? Canımız da doluyor zaten. Morde aşağıdan yürüyecek mi? Üzgünüm. Kartuş reisi gelebilir. Oh, tam zamanda base'imizi attık. Tekrardan teleportumu atıyorum. Alabileceğim bir şey yok. Belki şundan alırım bir tane. Arkadaşlar, anlamadığınız bir şey var mı? Lütfen bana sorun. Evet, Fiora biraz mekanik bir karakter, zor bir karakter ama oynamaya bir başladığınızda karaktere alışıp winlerinizi alabilirsiniz. Önemli olaylar şunlar bak. Otomatik saldırı Q animasyon iptali. Otomatik saldırı E animasyon iptali. Ya bunları yapman gerekiyor. W yeteneği birazcık zor bir yetenek. Bunu da öğrenmen gerekiyor. Videoyu izleyip gaza gelip ilk oyundan böyle dereceli Fiora oynamayın. Takım arkadaşlarınızı rezil edersiniz. Ama W basılır değil mi? Bir de kartuşun ormanına bir totem atacağım. Burada bence. Hmm.
Bence de felaketinle yüzleş. Adamı şu an ben 3 defa kestim değil mi? Bana gank atman cezasını gördü. Şimdi çalımıza geçelim. Mordi ilerlerse aleti basıp koşacağım. E'sini de bastı. Daha şu an bir basalım abi ya. Çok da agresif oynamayalım. Karşımızdaki Mordekaiser. Aaa önümde çıkmıştı, ona da vursaydım. Agresif oynamayalım derken kendimi öldürttüm zorla ya. İkinci eşya yarık gökyüzü alacağız. Tankların baş belası inanılmaz demeye çıkarıyor. Aaa şöyle bir şey yapalım mı? Bak yarık gökyüzü kritik vuruyor. Elimiz de kritik vuruyor. Bir tane ebedi kılıç çekelim. Kritik vuruş hasarımız artsın. Birazcık troll gibi ama denenebilir. Hasarımız ne kadar artacak onu merak ediyorum. Red buff'ında olabilir. Oraya bakacağım. Tamam, burada değilse birazdan gelir. Üzgünüm. Oha bu neydi böyle? Oğlum adam pasifi o kadar güzel kapatıyor ki duvara böyle yapışıyor. Sırtını koyuyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Eskiden ne güzel vade falan alıyorduk. Şimdi onları da alamıyoruz yani. Çok tank olduğu için hasar yemiyor. Teleportumu attım. Arkadaşlar bu arada 5 Haziran'da Avrupa'ya gidiyorum. Uçak biletlerini aldık. Fiyat bilgisi soranlar oluyordu. 9000 lira tuttu. Bize başvuru için 1000 lira gitti. Standı verdik arkadaşa. Onun haricinde kameram için bir mikrofon aldım. Ona da bir 9000 lira gitti. Şimdi bu mikrofon çok güzel abi. Rode marka. Ama mikrofonu GoPro'ya takmak için ekstradan bir cihaz gerekiyor GoPro'nun. 1500 lira ona verdim. Sonra bir tane kablo var, ona 600 lira gitti. Yani bir tane mikrofon alıyorsunuz abi. GoPro'ya bağlamak için ekstradan ne kadar para ödüyorsun? Toplamda 16000 lira ona gitti. 9000 lira uçak biletine gitti. Birazcık masraflı bir yolculuk olacak ama size çok güzel vloglar çekeceğim. Önce Almanya'ya gideceğiz Stuttgart'a. Oradan İsviçre, Basel'e geçeceğiz. Sonrasında uçakla İspanya. Oradan da yukarı doğru gideriz. Fransa'dır, Hollanda'dır. Her yeri gezeceğiz. Daha şöyle bir göstereyim ya. Bakın şöyle bir şey var. 2 tane pil, de şarj aleti. 3800 lira. Türkiye'deki saçmalıklar. Şu mikrofon, bu söylediğim kablo. Kablo 600 lira, şu 9000 lira. Çerçeve 900 lira falan. Bir gram pişman değilim. Çok güzel vlogları çekeceğim. Mordi de geldi. Yarık gökyüzünü bitirdim, ilerliyorum. Burada bir fight olacak gibi. Yine mi W basacağım? Şimdi yarık gökyüzünden sonra Fiora neye dönüşüyor onu göreceğiz. Bir saniyede kırdık. Uf, oradan da asist geldi. Bence eğlenceli bir maç oluyor. Elo'yu yükselttiğimizde oyunlar gitgide yavaşlamaya başlıyor. Bunun için de lütfen bana kızmayın hani. Adam kule altı oynarsa ben ne yapayım? Buna yapabileceğim hiçbir şey yok. Build'imizi aşırı tankımsı bir build yapacağım. Hem hasar çıkaracağız hem tank olacağız. Rakiplerimizi mahvedeceğiz. Minyon yürümüyor mesela, o yüzden kuleyi alamayacağım. Biraz bekleyelim. Büyük minyonu kaçırsın. Oh, güzelce kaçırıyor minyonları. Keskin. 300 altında buradan aldık. Şöyle bir teleport atsam. Belki Maokai'yi doğrarız. Bu neydi lan böyle? Herkes üzerime çöküyor. Alt üstü Lush'unu kesmek istedim. Aa yazı yazıyor galiba. Manam bitti, seninle uğraşamayacağım.
Güzel. O da öldü. Abi öldük. Üç bin altınım var, şımarmak istemem. Gel kurtarayım, gel seni kedicik gel. Vuramadım. O zaman bir tane de Haşmetli Hydra almadık mı? Bak bunun aktif var artık, çok güzel. Diyelim rakibi atladık, otomatik saldırı Q. Sonrasında E otomatik saldırı. Sonrasında Haşmetli Hydra otomatik saldırı. Böyle olacağız. 1-5, 6-6, 0-3. 9 defa ölen bot lane. Bu adam da 5 defa ölmüş. Şako'ya güveneceğiz bu oyun. Smolder da bugün geldi. Bayağı işlevsiz bir karakter sanki. altın. Herkes geldi. Fiora mükemmel değil mi? Ben bayıldım. Bak kaç defa vurdum gördünüz mü? 3 tane vuruş. Bir saniyede sadece. Oğlum Fiora kaç tane vurabiliyor? Aleti bastık. Oha bu ne? Harika oynadık. Ben bir tane de şahbaz Jakşo çekeceğim. Teleportumuzu attık. Buradan da ufak bir tanklığımız olacak. Kuleden 700 altın alacağım. 3 tane büyücüleri var, 2 tane AD'leri var. Armor ayakkabı alabiliriz. Hayatımda olan gelişmeleri anlattım sizlere. Sizler de yorumlarda yazabilirsiniz neler oluyor. Eylül'de de askerlik başlayacak. Belki bir de Avrupa'dan geldikten sonra bir planım daha var yapabilirsem. Of! Boşladım ya. Siz anladınız. Rakip takım bir anda FF koydu. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Neler yapmışız görelim. Bu build'i kenara kaydediyorsun. Rune'ü de kaydediyorsun. Bir güzel maçlarını kazanıyorsun. Artı 37 LP geldi. Fiora ile S kazandık. 21-4-3. 15.900 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğinizde 42.000 ile koskocan bir gökdelenini bir güzel diktik. Fiora şahane bir şampiyon. Umarım oynarsınız. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Ufaktan kaçacağım. Mükemmel bir gün geçirin. Video hoşunuza gittiyse like. Hoşunuza gitmezse dislike atmayı unutmayın. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum efendim. Canımsınız. O zaman ben ufaktan kaçıyorum. Öpüldünüz. Tavuk açar. Hoşça kalın. Bye bye.